Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Peki ne yapacağız bu dersimizde? 10. sınıf 2. dönem 1. kimya yazılısına hep birlikte hazırlanıyor olacağız ve bol bol içeriğimiz olacak. Neler yapacağız? Hep birlikte bir bakalım. Öğrenci notlarına geçmeden önce şöyle bir programdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dop dolu bir program bizi bekliyor olacak tabii ki. Kimya ile başlıyoruz ardından biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, fizik ve tarih şeklinde bu sırayla çalışmalarımız devam edecek. Ve bu sınavların hepsinde tabii ki sonuna kadar yanınızda olmaya, birlikte çalışmaya devam ediyor olacağız. Peki neler bizi bekliyor arkadaşlar? Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı senaryolarımızı açıkladı. Hangi kazanımlardan sorularla karşılaşacağımızı bize söyledi arkadaşlar hangi kazanımdan kaç soru çözü, James'e kadar hepsini biliyoruz artık ve bununla ilgili tabii ki örnek sorularda bizle paylaştı arkadaşlar. Şöyle gördüğümüz gibi güzel güzel örnek sorularımız var ve tabii ki biz de hazırlıklarımızı yaparken bu soruları önemsedik ve bu sorulara çok benzer sorularla karşınızda olmaya çalıştık. Bunlarla birlikte arkadaşlar süper bir şekilde hazırlanmış olacağız. Ve tabii ki sadece kazanımları bilip sadece sorular çözerek geçmeyeceğiz. Başka neler olacak? E tabii ki şöyle bir özet geçeceğiz. Hangi konulardan neler vardı? Neleri bilmemiz gerekiyor? Önemli noktalar neler bunlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki bizim hazırlıklarımızda bunlarla sınırlı değil arkadaşlar. Sizlere tam da bu noktada yazılıdan yüksek notları aldıran süper ikiliyi tanıtmak istiyorum. Yazılı notlarımız ve yazılı denemeleri karşımızda olacak arkadaşlar. Süper ikili diyeceğiz bunlara. Yazılı notları ve yazılı denemelerinden neler karşımıza çıkacak peki? Öncelikle yazılı notları ile konuları bir pekiştireceğiz arkadaşlar. Sınavda çıkabilecek bilgileri ve püf noktalarını böyle özet şeklinde hızlı bir şekilde edinmemizi sağlayacağız ve bunları hatırlayacağız. Yazılı denemelerinden nelerle karşılaşacağız peki? Map konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanmış harika sorular karşımıza çıkacak. Tabii ki bunları çözerek yazılı öncesi kendimizi test etme imkanı bulacağız. Ve bu kamp videolarımızı da takip ediyorsak tabii ki yüksek notlar almakta herhangi bir tereddüt yaşamayacağız arkadaşlar. Haydi o zaman güzelce videomuza bir başlayalım bakalım. neler varmış notlarımızı şöyle bir gözden geçirecek olursak iki tane temelde ünite karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki ikinci ünitemiz olan karışımlar ünitesi olacak. Neler vardı alt başlıklarda? Karışım türlerini tanımlamıştık burada homojen ve heterojen olmak üzere ve alt başlıklarına değmiştik. Çözüme olayı üzerine konuşmuştuk ve tanecikler arası etkileşimlerle bunun ilişkisini değerlendirmiştik. Derişim birimlerinden bahsetmiştik özellikle kütlece ve hacimce yüzde derişim üzerine konuşmuştuk. Koligatif özelliklerden... Yani derişime bağlı olarak değişen özelliklerden bahsetmiştik ve karışımların ayrıştırılması üzerine çalışmıştık. Sonrasında üçüncü ünitemiz olan asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinin ilk bölümünü tamamlamıştık. Burada da asitler ve bazları genel olarak tanımlamış e, günlük hayatımızda karşılaştığımız asit ve bazlar örnekler vermiştik. Asit ve bazların birbirinden ayırt edici ve birbiriyle ortak olan özellikleri üzerine konuşmuştuk. İndikatör kavramını tanımlamış ve özelliklerinden bahsetmiştik ve pH kavramı üzerine değerlendirmeler yapmıştık. O zaman şöyle güzelce bir özetimize bakalım. Karışımları sınıflandırırken arkadaşlar ne dedik? Homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Homojen bütün karışımlara aynı zamanda çözelti adını veririz. Tuzlu su, hava, çelik gibi e, karışımlar çözeltiye örnek olarak verilir yani aslında çözelti olması için illaki sıvı formda olmasına gerek yok gaz gaz bütün karışımlar homojen karışımlarda veya alaşımların tamamını e, katı formda olmalarına rağmen homojen karışım olarak yani çözelti olarak adlandırıyorduk Heterojen karışımlara gelecek olursak mesela basit adi karışım vardı katı katı heterojen karışım demekti. Süspansiyon katı sıvı heterojen karışımlara verdiğimiz attı. Emisyon sıvı sıvı heterojen karışımdı. Aerosola gelecek olursak sıvı gaz veya katı gaz heterojen karışımlardı. Ve koloid de askıda kalma durumunu örnek olarak değerlendireceğimiz yapıydı arkadaşlar. Süt kan gibi örnekleri de öne çıkan örneklerdi. Ve diyorduk ki çözünme olayından bahsediyorsak arkadaşlar şimdi çözeltiyi oluşturan şey bir çözücü ve bir çözünenden oluşan aslında yapıydı. Bu ikisinin toplamı çözücü dağıtıcı faz, çözünen ise dağılan faz olarak değerlendirmeye alınabiliyordu. Ve diyorduk ki buradaki kuralımız şudur. Benzer benzeri çözer. Yani iki molekülün ikisi de polarsa birbiri içerisinde çözünür. İkisi de apolarsa yine birbiri içerisinde çözünür ama biri polar, diğeri apolarsa burada çözünme beklemiyorduk. İyonik bileşiklerin çözünmesine gelecek olursak diyorduk ki iyonik bileşikler çoğunlukla polar moleküllerde çözünürken apolar moleküllerde çözünmezler. Derişim kavramına gelecek olursak derişim aslında çözünen maddenin bir çözeltideki oranını ifade eden e değerlerde arkadaşlar burada karşımıza kütlece hacimce yüzde derişim ve ppm kavramları çıkıyordu. Diyordu ki kütlece yüzde de derişim demek 100 gram çözeltideki çözünen maddenin kütlesini ifade eder aslında. Hani bir formüle dönüştürecek olursak çözünen maddenin kütlesini çözeltinin toplam kütlesine bölüp bunu da yüzde çarparsak kütlece yüzde kaçının çözünen madde olduğunu buluruz. Aynı şey hacimce yüzde için geçerli aslında. Çözünen maddenin hacmini çözelti hacmine bölerek yüzle çarparsak hacimce yüzde derişimi buluruz. Aslında tanım olarak da ne diyoruz o zaman? 100 mililitrelik bir çözeltideki çözünenin mili, mililitre cinsinden hacmine hacimce yüzde derişim denir. PPM ise çok çok küçük oranda çözülmüş maddeleri ifade ederken kullandığımız birimdi milyonda biri ifade ediyor. Yani 1 milyon gramda kaç gram çözünmüş madde vardır ya da işte 1 kilogram çözeltide çözünen maddenin sadece miligram cinsinden kütlesi bize aslında ppm'i ifade ediyordu. Ve eğer iki karışımı birbiri içerisinde karıştırıyorsak da kullanacağımız formül aslında bu kadar basitti. Birinci çözeltinin kütlece yüzdesi ve kütlesini çarpıp ikinci çözeltinin yine kütlece yüzdesi ve kütlesiyle çarp topladıktan sonra son durumdaki kütlece yüzde ve son durumdaki toplam kütlenin çarpımına eşit olmak zorundaydı. Aslında bu denklem nereden geliyor? Birinci çözeltideki çözünen maddenin kütlesiyle ikinci çözeltideki çözünen maddenin kütlesinin toplamı son durumdaki toplam çözünen madde kütlesine eşit olmak zorundadır. Aslında tamamı buradan gelen bir formüldü. Kolligatif özelliklere gelecek olursak tanım olarak diyorduk ki derişime bağlı olarak değişen özellikler. Burada Tabii ki çok daha fazlası var ama donma noktası, kaynama noktası ve ozmotik basınç bilmemiz gereken özelliklerdi. E bunun dışında bir buharlaşma hızı, denge buhar basıncı ya da elektrik iletkenliği yine koligatif özellik gösteren fiziksel özelliklerimizdi arkadaşlar. Burada ne diyoruz? Derişime bağlı. Derişim arttıkça mesela kaynama noktasının düştüğünü biliyoruz. Su var elimizde diyelim ki. bir suyun içerisinde ne kadar tuz çözersek o kadar yük, düşük bir donma noktasına sahip olur. Buna kışın yolların tuzlanmasını örnek verebiliyorduk. Bu sayede donma noktasını düşürerek yolların buzlanmasını engelliyorduk. Ya da uçakların alkolle yıkanması yine donmayı engellemek için. Ya da arabanın radyatöründe kullandığımız antifriz radyatör suyunun donmasını engellemek için kullandığımız yapılardı. Kaynama noktası bunun tam tersi artış gösterecek. Yani doma ve kaynama noktası arasındaki makasın açıldığını düşünebiliriz. E, bir çözeltinin biz derişimini arttırdıkça e, kaynayan suyu tuz atınca kaynamanın durması ve bir süre sonra tekrar kaynamanın başlanması aslında kaynama noktasının yükseldiğini bize gösteriyor da antifriz sadece e, radyatördeki suyun donmasını engellemek için değil, kaynamasını da engellemek için kullandığımız bir çözeltiydi. Ozmotik basınç içinde diyorduk ki e, derişimi yüksek olan çözeltinin derişimi düşük olan çözeltideki suya uyguladığı emme kuvvetidir. O yüzden de bir U borusu kullandıysan mesela tuzlu su, saf sudaki e, su moleküllerini kendine doğru çekeceği için arada bir yükselti farkı oluşacaktır ve bu yükselti farkı tamamen iki çözeltinin derişim farkına bağlıdır. Fark ne kadar yüksekse buradaki haş yüksekliği de o kadar fazla olacaktır. Bu da aslında ozmotik basıncın o kadar yüksek olduğu anlamına gelecektir. Ve burada derişimden bahsederken şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tanecik derişimi olacak bizim için önemli olan. Yani bir molekülden bahsediyorsan bak sadece bir tane molekül veriyor. Bir şeker molekülü. Ama sodyum klorür tuzundan bahsediyorsan iki farklı iyon veriyor. Dolayısıyla ortamda oluşturduğu tanecik sayısı şekerin oluşturduğu tanecik sayısının iki katı olacak. Yani bir mol şekerle e, yarım mol sodyum klorür tuzu aynı etkiyi gösterecek oluşturduğu tanecik sayıları birbirine eşit olacağı için ya da MgCl2 gibi bir tuzsa bu defa bir magnezyum iki klor oluşturacağı için suyun içerisinde oluşturduğu tanecik sayısı işte şekerin oluşturduğunun 3 katı olacak. O yüzden de atıyorum 1 mol magnezyum klorür çözdüysen eğer aynı etkiyi elde etmek istiyorsan senin 3 mol şeker çözmen gerekiyor ki aynı noktaya gelebilesin işte donma noktası aynı yere düşsün ya da kaynama noktası aynı yere çıksın. Bu yüzden de çözünen tuzun içerdiği iyon sayısı arttıkça kaynama veya donma noktasına veya ozomatik basınca yaptığı etki de aynı şekilde artacaktır diyebiliriz. Bir de karışımların ayrıştırılma teknikleri vardı arkadaşlar. Burada da fiziksel özellik farklarından yararlanmıştık. Demiştik ki tanecik boyutu farkından yararlanarak biz bileşenlerini ayıracaksak eleme ki Katı katı heterojen karışımlarda süzme ya da bu katı sıvı ya da katı gaz heterojen karışımlarda kullanabileceğimiz yöntemlerdi. Diyaliz ise hani kanı bileşenlerini ayırırken ya da kandaki kirli parçacıkları ayırırken kullandığımız bir yöntemdi ve kan dediğimize göre de koloidlerde kullandığımız yöntem olarak karşımıza çıkacaktı. Mıknatıslanma, demir, nikel, kobalt arkadaşlar, feniko bu 3 metali bilmemiz gerekiyor. Bunlara manyetik metaller diyorduk. Mıknatıs'tan etkilenen sadece bu 3 metal vardı. Dolayısıyla da bunlardan herhangi birinin tozu ile herhangi başka bir katının oluşturduğu karışımda biz mıknatısla birleşenlerini ayırabiliyorduk. Alaşımlara gelecek olursak... Tabii ki alışımları mıknatıslanmayla birbirine bileşenlerini ayıramayacağız. O yüzden erime noktası farkından faydalanıyorduk arkadaşlar. Bir diğer fiziksel özellik farkımız yoğunluktu. Yoğunluk farkında e, yüzdürme gibi bir yöntemimiz vardı. Sıvının içerisinde çözünmeyen bir katı varsa biz bunu yüzdürerek üstte yüzmesini sağlayarak ayırabilirdik. Tabii ki koşul ne olacak? Buradaki katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olacak ki yüze bilsin. Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışımlarda yani emisyonlarda kullandığımız bir yöntemdi. Aktarma yöntemi ise çok çok daha basit bir yöntem olarak hani bir çakıl ve sudan oluşan karışımda suyu başka bir kaba dökerek uyguladığımız bir ayırma yöntemi olarak değerlendirebilirdik. Kaynama noktası için iki temel yöntemimiz vardı. Aslında birbirine çok benzer iki yöntem basit damıtma ve ayrımsal damıtma diyordu ki katı sıvı homojen karışımlarda basit damıtma yöntemiyle biz sıvıyı buharlaştırıp tekrar yoğuşturarak e, bileşenlerini ayırabiliriz ve ayrımsal damıtmada da sıvı sıvı homojen karışımlarda kullanıyorduk. Bu defa da kaynama noktası düşük olan sıvıyı buharlaştırıp tekrar yoğuşturarak yine e, iki sıvıyı birbirinden ayırabiliyorduk. Ayrımsal olmasının sebebi bir ayrımsal e, damıtma kolonu kullanmamız, fraksiyon kolonu kullanmamız ve e, her iki sıvının da buharlaşmasından kaynaklanan e, bütünlüğü ortadan kaldırmak için kullandığımız yöntemdi. Son olarak çözünürlük farkına gelecek olursak burada üç yöntem karşımıza çıkıyor. İlk olarak üzütlemeden bahsedelim. Mesela çayın demlenmesini bunu örnek vermiştik. Suyun içerisinde çözünebilen ve çözünemeyen iki maddeden Birbirinden ayırırken çözünebileni suyun içerisinde çözünür hale getirerek ortamdan uzaklaştırmaya verdiğimiz isimdi. Kristallendirme suyun içerisinde farklı sıcaklıklarda çözünebilen bir maddenin sıcaklık farkı ile çökertilmesini sağladığımız yöntemdi. Yani tuz diyelim ki yüksek sıcaklıklarda iyi çözünüyor ama düşük sıcaklıklarda çözünemiyor. O zaman ortamı soğuttuğumuz anda bu tuz dibe çökecektir ve kristallendirmiş olacağız. Ayrımsal kristallendirmede de İki farklı katı olacak. Bunlardan birisi yüksek birisi düşük sıcaklıklarda iyi çözünüyor olacak. Dolayısıyla bu ortamı soğutarak veya ısıtarak bu bileşenlerden sadece birini ortamdan uzaklaştırdığım zaman ayrımsal kristallendirmeyi tamamlamış oluyorum. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine gelecek olursak burada tanımlarken demiştik ki arkadaşlar suya H+ iyonu verenlere asit, OH iyonu verenlere de baz denir. Bak tanım bu maddeden geliyor. Geri kalan bütün özellikler aslında bu tanımın kazandırdığı özellikler olacak. Sirke, limon gibi çoğunlukla gıda maddeleri asidik özellik gösterirken sabun, deterjan gibi temizlik maddeleri çoğunlukla bazik özellik gösterecek. Asitlerin tadı ekşiyken bazların tadı acıydı. Turnusol kağıdına yani aslında bir indikatörümüz olan yapıya e, asitler kırmızı renk verirken bazılar mavi renk veriyorlardı pH ise oda koşullarında 7'den küçükse asit 7'den büyükse bazdır diyorduk. Tam 7 nötralli isim geliyordu zaten ve her ikisi de suyun içerisinde iyonlar oluşturarak çözündükleri için ikisinin de elektriği iletmesini bekliyoruz. Tabii ki sulu çözeltilerinin elektriği iletmesini bekliyoruz demiştik. İndikatörlerden bahsederken demiştik ki arkadaşlar e, çözeltinin bulunduğu ortamın daha doğrusu asitliğine bazlığına göre renk değiştiren maddelere indikatör diyorduk. Dolayısıyla ortamın asidik mi bazik mi olduğunu bu şekilde bize söylüyorlardı. Burada ezbere bilmemiz gereken bir tek turnusol var. Asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renk alıyordu. Bunun dışında doğal ve yapay indikatörler vardı. Fenolftalein mesela yapay bir indikatör olarak asidik ortamda renksizken bazik ortamda pembe renk kazanıyordu. Ama çay ve kırmızı lahana suyu gibi doğal indikatörler yine çay mesela asidik ortamda sarı ...bazik ortamda kahverengi renk alırken... E, lahana suyu asidik ortamda kırmızı... ...bazik ortamda yeşil renk alıyordu. pH'e gelecek olursak... ...ne demiştik? 7, e, 25 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta... ...bize nötralliği gösterirken... ...7'nin altındaki durumlar... E, ...asidik ortamı gösteriyor. Yani süt, domates, limon ve hidroklorik asit gibi çözeltiler... E, ...pH'ları 7'nin altında kaldığı için... ...asidik olduğunu buradan anlıyorduk. Sabun, çamaşır suyu ve delişik sodyum hidroksit ise... 7'nin üzerinde kaldıkları için ki en fazla 14 olabiliyor zaten, e, bazik özellik gösteriyor. Sıfıra ne kadar yakın bir değer alıyorsa o kadar iyi bir asittir, o kadar e, asidik değeri yüksektir. 14'e ne kadar yakınsa da bu defa bazlık değeri o kadar yüksektir şeklinde tanımlıyorduk. O zaman haydi sorularımızı çözelim artık. Yukarıda verilen karışım örneklerini homojen ve heterojen olarak gruplandırınız şeklinde ilk soru karşımıza geldi. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Tunç alaşımı bak alaşım diyor. O zaman kesinlikle kesinlikle homojendir. Temiz hava tabii ki tam bir dağılma söz konusu olduğu için homojen olmak zorunda. Çamur arkadaşlar birbiri içerisinde tam dağılmamış iki tane faz var dolayısıyla heterojen olmak zorundadır. E, kum çakıl karışımı tabii ki katı katı heterojen karışım hatta bunu basit adi karışım olarak değerlendiriyorduk heterojen kategorisine yazacağız. Ayran katı sıvı heterojen karışımda arkadaşlar. Ayranı içmeden önce çalkalamak zorunda olmamızın sebebi onun heterojen oluşudur. Yani ayranı da heterojenlere yazabiliriz ki katı sıvı heterojen olduğu için süspansiyon olarak adlandırıyorduk. Kolonya'ya gelecek olursak kolonya'yı dökmeden önce çalkalamamamızın sebebi e, çalkalamaya ihtiyaç duymamamızın sebebi daha doğrusu onun homojen olmasından zaten dolayısıyla da ee, ...Kolonya'da yine çözelti olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla onu da şuraya yazabiliriz. Ee, bu şekilde sınıflandırmış olduk. <laughs> bir diğer sorumuz demiş ki aşağıda verilen karışımların türünü çözelti, basit karışım, süspansiyon, emisyon, aerosol veya koloid olarak belirtiniz. Hemen belirtelim. Şerbet homojen bir karışım. Arkadaşlar eğer homojense hiç tür kavalamaya gerek yok. Onun adı çözelti olacak. Bu diğer türlerin hepsi heterojenlerin alt başlığıydı. Salataya gelecek olursak bak heterojen karışım o zaman fiziksel hale bakacağız. Katı katı heterojen karışım olduğu için bu bir basit karışımdır diyorduk. Deniz suyuna gelelim. Oldukça homojen bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla aramaya gerek yok. Ne diyorduk? Çözeltidir diyorduk. Benzin su karışımı. Benzinle su birbiri içerisinde karışamayacaklar. Ve bir altta diğeri üstte kalacak şekilde birbirinden ayrı iki sıvı faz karşımıza çıkacak. Yani sıvı sıvı heterojen karışım ki bunun bir diğer adı da emülsiyon şeklindeydi. Dumana gelecek olursak arkadaşlar yine tabii ki heterojen bir karışım var. Bu defa işin içerisinde gaz da var. Eğer heterojen bir karışımın bileşenlerinden birisi gazsa bunun adı aerosol oluyordu. İster katı gaz ister sıvı gaz olsun fark etmeyecek e, aerosol. Kana gelecek olursa kan, süt arkadaşlar bunları gördüğümüz anda yapıştırıyoruz. Bu bir koloid yapısıdır. ...birbirinin yani görüntü olarak homojene çok benzemesine rağmen... ...özünde heterojen bir yapı vardır. Bir diğer sorumuz demiş ki bize... Aşağıdaki tabloda yer alan madde çiftlerinin birbiri içerisinde çözünüp çözünemeyeceğini belirtiniz. Ve tanecikleri arasında oluşan etkin etkileşim türünü söyleyiniz. Sadece etkini söylememizi istiyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar böyle bir durumda? İki tane kuralımız vardı. Yönük bileşikler polarlarda çözünür, apolarlarda çözünmez diyorduk. Bir de benzer benzeri çözer prensibi vardı. Yani molekül yapısındaysa polar polarda, apolar apolarda çözünür ama polar apolarda çözünmez diyorduk. Şimdi hemen bu o zaman türleri bir belirtelim. Sodyum nitrat. Bak sodyumu gördük. Metal var o zaman burada iyonlar vardır. Diğer tarafta CH3OH var. Herhangi bir organik bileşikte OH'ı görüyorsak yapıştırıyorduk. Bu bir polar molekül yapısı. Gümüşü gördük. Bak metal var. O zaman burası kesinlikle iyonik bir bileşik yapısıdır. CCl4 karbon tetraklorür de karbon her zaman 4 bağ yapacağı için ve etrafındaki klorlarla tam bir simetri oluşturacağı için yapının tabii ki apolar olmasını bekliyorduk. C6H6 bak bir hidrokarbon bütün hidrokarbonlar apolar özellik gösteriyordu. CCl4'ün apolar olduğunu az önce zaten söylemiştik arkadaşlar. CH3OH bir alkol yapısı az önce söyledik zaten. Polar bir molekül yapısı olacak. Şunu şöyle BH3 olarak düzeltelim. Bor trihidrür şeklinde arkadaşlar bunun apolar özellik göstermesini bekleyeceğiz. Neden? Bor çünkü 3A grubunda yer alan bir yarı metaldi. NH3'e gelecek olursak polar özellik göstermesini bekliyoruz. I2'nin yine e, bütün diatomik element moleküllerinde olduğu gibi apolar özellik göstermesini bekliyoruz. Şimdi artık etkileşimlere değerlendirelim. İyon polar çözünür diyorduk arkadaşlar. İyon apolar çözünmesini beklemiyoruz. Apolar apolar benzer benzeri çözer. O zaman çözünmesini bekleyeceğiz. Polar apolar Benzer benzeri çözer dolayısıyla bunlar benzemiyorlar çözülmeyecekler. Ya da burada olduğu gibi polar apolar dolayısıyla birbiri içerisinde çözümlerini beklemeyeceğiz. Etkileşim türüne gelecek olursak iyon var bir de polar var. Eğer polar molekül görüyorsak buna ne diyorduk dipoldür diyorduk. Şurada hemen onu da hatırlayalım. Eğer polar bir molekül karşımıza çıkarsa bu bize onun dipol olduğunu yani iki kutuplu yapı olduğunu... Eğer apolar bir molekül veyahut da soy gaz karşımıza çıkarsa arkadaşlar... Bunların da indüklenmiş dipolleri simgelediğini, yanının anlık olarak kutuplaşmayı belirttiğini söylemiştik. Şimdi buraya gelelim. İyon ve apolar var. O zaman birinden iyon gelecek, diğerinden de indüklenmiş dipol gelecek. Yani buradaki etkileşimimiz türümüz iyon indüklenmiş dipol olacak. İkisi de apolar arkadaşlar. İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi özel adıyla London çekim kuvvetleri olduğunu biliyorduk. Biri polar, diğeri apolarsa ne diyeceğiz? Birinden dipoller gelecek, diğerinden indüklenmiş dipoller gelecek. Yani etkileşimimizin türü budur. Aynı şey bir sonraki soru için de geçerli. Biri polar olduğu için dipol, diğer apolar olduğu için indüklenmiş dipol yapısını bize getirecek. Bir sonraki sorumuz derişimler üzerinden gelmiş arkadaşlar. Ne demiş peki? Kütlece %30 şeker içeren 200 gramlık bir çözelti ile kütlece %10 şeker içeren 600 gramlık bir çözeltinin birbiri içerisinde karıştırılması ile elde edilen yeni çözeltideki kütlece yüzde şeker derişimini işlem basamaklarını da göstererek hesaplayınız. Arkadaşlar yapmamız gereken neydi? Bizim formülümüz birinci çözeltinin kütlece yüzdesi çarpı birinci çözeltinin kendi kütlesi artı ikinci çözeltinin kütlece yüzdesi. Çarpı kütlesi eşit olmak zorundaydı. Son durumdaki kütlece yüzde değeri çarpı son durumdaki toplam kütleye eşit olmak zorundaydı. Şimdi hepsini yerine yazacak olursak, birinci çözeltimiz kütlece yüzde otuzlukmuş çarpı kendisi 200 grammış artı diğeri kütlece yüzde onlukmuş ve 600 grammış eşittir diyeceğiz. Şuraya x diyelim bulmaya çalıştığımız değer zaten bu olacak. Son durumdaki toplam kütle ne olur peki? Bak birisi 200 gram, diğer 600 gram topladığımız zaman 800 gram olması gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. O zaman hemen basit bir sadeleştirmeyle şu sıfırlardan Kurtulabiliriz mesela x dediğimiz değer ne eşit olacak arkadaşlar? 30 kere 2 60, 1 60 da buradan gelecek yani 120 olacak. Ee, burada da 8 vardı 120 bölü 8'e bizi götürecek aslında. Dolayısıyla x dediğimiz değer 15'e eşit olacak arkadaşlar. Kütlece %15'lik bir çözelti elde etmiş olacağız. Bir diğer soru demiş ki bir tuzlu su çözeltisinin kaynama noktasına aşağıdaki değişimlerin etkisini yükseltir, düşürür veya etkilemez şeklinde belirtiniz. Yani koligatif özelliklerden bir soru var karşımızda. Şimdi bizim elimizde bir çözelti varmış. Kütlece yüzde derişimini ya da herhangi bir şekilde derişimini biliyoruz. Derişimindeki etki e, buradaki kaynama noktasına nasıl etki edecek? Şimdi diyeceğiz ki eğer derişimi artırırsa kaynama noktası da artar. Derişimi düşürürse kaynama noktasını da düşürür. Şimdi saf su eklediğimiz zaman çözünen maddenin oranını azaltacağımız için derişimi azaltacağız. Dolayısıyla da kaynama noktasının tabii ki düşmesini bekleyeceğiz. Yani saf su eklersen daha düşük bir sıcaklıkta kaynamaya başlayacak. Tuz eklersek bu defa derişimi artırmış olacağız. Dolayısıyla da e, yükseltir dememiz gerekecek. Doğru orantılı olduğunu belirtmek için. Eğer bak burada kaynama noktası değil de donma noktası deseydi yazdıklarımızın tam tersini yazıyor olacaktık. Çökelme olmadan bir miktar su varlaştırırsak, bu defa arkadaşlar çözücünün miktarını azalttığımız için çözünenin oranını yani derişimini artırmış olacağız. Dolayısıyla da derişimin artması demek e, kaynama noktasının yükselmesi demek olacak. Derişimi daha yüksek bir çözeltiyle karıştırırsak şimdi diyelim ki yüzde onluk bir çözelti yüzde ellilik bir çözeltiyle karıştırdık. Tabii ki derişimin artmasına sebep olmuş olacağız. Bu da kaynama noktasının yükselmesine sebep olacak. Derişimi daha düşük bir çözeltiyle karıştırırsak da tam tersi derişimin düşmesine sebep olacağız. Yani o zaman bu da kaynama noktasının düşmesine sebep olacaktır. Bir sonraki sorumuz demiş ki aşağıdaki karışımları bileşenlerini ayırmak için kullanılması gereken fiziksel özellik farkını ve uygun yöntemi belirtiniz. Şimdi talaş ve demir tozu varsa bak demir tozunu görünce hemen yapıştırıyoruz. Demek ki burada mıknatıslanma farkı var. Çünkü demir <laughs> mıknatıslan etkilenirken e, talaş bundan etkilenmeyecek. O yüzden de fiziksel özellik farkımız mıknatıslanma yani manyetik özellik olacak. E, zaten buradaki kullandığımız yöntemde mıknatıs yöntemi olacak arkadaşlar. Pirinç alaşımı bak alaşımı görüyorsan hemen erime noktası farkına uzanmamız gerekiyor. En kolay, en bariz kullanacağımız fark bu olacaktır. Dolayısıyla da yöntemde aslında eritme yöntemi olacak. Alaşım oluşturan bileşenlerden erime noktası düşük olan öncelikle eriyip ortamdan uzaklaşacak. Çum kum, çakıl karışımı varsa e bunların arasında katı katı heterojen karışım var. Ciddi bir tanecik boyutu farkı var. O zaman kullanacağımız fark da yine tanecik boyutu farkı olmalı tabii ki burada. Ve katı katı heterojen karışımları yani basit karışımları tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırmak istiyorsak kullanacağımız yöntem eleme yöntemi olacaktır. Zeytinyağı su karışımı Arkadaşlar yine heterojen bir karışım ama bu defa sıvı sıvı heterojen karışım. Dolayısıyla tanecik boyutu burada işimize yaramayacak. Ne yarayacak peki? Yoğunluk farkı işimize yarayacak ve emülsiyon yapılarında kullandığımız yönteme e, ayırma hunisi adını veriyorduk. Yoğunluğu yüksek olan sıvı aşağıda kalacağı için ayırma hunisinde öncelikle toplama kabına gidecek olan o olacak. Tuzlu suya gelecek olursa karşımızda homojen bir karışım var. Dolayısıyla burada e, kaynama noktası bizim işimize yarayacak. Kaynama noktası farkından yararlanarak da kullanacağımız yöntem basit damıtma yöntemi olacak. Çünkü dedik ki katı sıvı ve homojen karışımlarda basit damıtma kullanırken sıvı sıvı homojen karışımlarda ayrımsal damıtma yöntemini kullanmamız gerekecek. Bir diğer soruya gelecek olursak. X, Y ve Z maddelerinin molekül polarlıkları ve kaynama noktaları verilmiş. Buna göre X, Y, Y, Z ve XZ ve YZ Z karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılacak ayırma yöntemini belirtiniz. O zaman bunlar homojen mi, heterojen mi? Öncelikle bir onu belirlememiz gerekiyor. Şimdi X, Y'den bahsediyorsak arkadaşlar. X ile Y arasında ikisi de polar olduğu için homojen bir karışım olacak. Öyle değil mi? XZ'den bahsediyorsak. Biri polar, diğeri apolar. O zaman heterojen karışım oluşmasını bekleyeceğiz. Ve YZ'den bahsediyorsak gene biri polar diğer apolar olduğu için heterojen karışım olacak. Şimdi kaynama noktalarına baktığımız zaman da e, heterojen olanlarda zaten çok ihtiyacımız da yok. Bunların hepsinin sıvı halde olduğunu da biliyoruz o da koşullarında. Dolayısıyla kullanmamız gereken her ikisi için de heterojen olanlarda yapı emisyon olduğu için ayırma hunisi olması gerekecek. Ancak homojen olan karışımda iki tane sıvımız var. Sıvılar arasında kaynama noktası farkı var ve birbiri içerisinde çok iyi dağılmış durumdalar. Dolayısıyla ayrımsal damıtma yöntemi bizim işimize yarayacak yöntem olacak. Yani birinde yoğunluk farkını kullanırken e, heterojen karışım olduğu için diğerinde kaynama noktası farkından yararlanmamız gerekecek. Bir diğer sorumuz demiş ki aşağıdaki maddelerin sıvı çözeltisine batırılan turnusol kağıdının alacağı rengi belirtiniz. Yani asidik mi bazik mi olduğuna karar verelim. Buna göre turnusolun solun zaten iki ihtimali var. Mavi mi olacak kırmızı mı olacak ona karar vereceğiz. Şimdi sirke çözeltisi diyor arkadaşlar sirkenin asit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla turnu sol kağıdının burada kırmızı renk almasını bekleyeceğiz. Deterjanın diğer birçok temizlik maddesinde olduğu gibi bazik özellik gösterdiğini biliyoruz. O zaman turnu mavi renk alacaktır. pH 11 diyorsa bak 7'den büyük bir değer vermiş. Demek ki baz, baz ise tabii ki mavi olmasını bekleyeceğiz. 3 demiş pH'a ya, yani 7'den küçük o zaman asittir. Asitse de rengimiz tabii ki kırmızıdır diyeceğiz. Hidrojen mol sayısının OH mol sayısından büyük olması demek ne demek? Arkadaşlar H artı OH'dan büyükse demek ki bizim yaptığımız madde, bizim e, çözdüğümüz madde ortama haşartı iyonları vermiştir. Dolayısıyla da ortam asidiktir ve ortam asidikse de tabii ki rengimizin kırmızı olmasını bekleyeceğiz. E, bir asidik çözeltide daha doğrusu suyun bulunduğu herhangi bir ortamda haşartı ve OH iyonları illaki vardır. Yani ikisi de illaki vardır Hangisi fazlaysa o ortamın asidik ya da bazik olmasına karar verir. Yani şöyle bir şey yok. Suya haşartı iyonu verdiği zaman asit oluyor dedik ya. Bu ortamda hiç OH olmadığı anlamına gelmiyor. Haşartı sayısının OH sayısından fazla olmasından kaynaklanıyor ortamdaki asitlik diyoruz. <laughs> Bir diğer soruda demiş ki yukarıda verilen karışımlardan hangileri ayırma hunisiyle bileşenlerine ayrılabilir? Şimdi ayırma hunisiyle ayırmamız için ne olması gerekiyor? Heterojen olması gerekiyor ve sıvı sıvı heterojen olması gerekiyor. Daha doğrusu emisyon olması gerekiyor. Polar bu da polar o zaman burada bir çözelti oluşur. Dolayısıyla çözeltiler ayırma hunisiyle bileşenlerine ayrılmaz. Burada bizim ayrımsal damıtma yöntemine ihtiyacımız olur. CCL4 Apolar, I2 de Apolar. Dolayısıyla burada yine homojen bir karışım olur. Yine bizim damıtma yöntemine ihtiyacımız olur. Ama su ve CS2. Su polar, CS2 Apolar molekül yapısı. Dolayısıyla bunlar bir, bir içerisinde tam olarak çözünemeyecekler. Heterojen karışım oluşturacaklar. O yüzden de sıvı sıvı heterojen karışım olduğu için bizim e, kullanacağımız yöntem ayırma hunisi yöntemi olacak. O zaman cevabımız tabii ki yalnız 3 olacak. Bir diğer sorumuz demiş ki hacimce yüzde yirmi alkol içeren 200 yüz mililitre alkollü su çözeltisine aynı sıcaklıkta 100 mililitre alkol ile toplam karışım 400 yüz mililitre oluncaya kadar saf su ilave ediliyor. Buna göre oluşan çözeltinin hacimce yüzde kaçı alkoldür? Arkadaşlar yapacağımız nedir? Bak yüzde yirmisi alkol ve 200 yüz mililitre ise demek ki bizim elimizde 40 mililitre alkol var öyle değil mi? Yani şöyle değerlendirelim elimizdeki alkol ve toplamı değerlendirmeye alacak olursak. Başlangıçta bizim 200'ün %20'si alkol olduğuna göre 40 mililitre alkol var ve toplam 200 mililitrelik çözeltimiz var. Sonrasında bu toplam 400'e çıkıyormuş suyla tamamladığımız için ve 100 mililitre de alkol ekliyormuşuz. O zaman 40 da 140'a çıkması gerekiyor. Yani artık son durumda bizim elimizde 140 mililitre alkol içeren 400 mililitrelik bir çözelti var. O zaman bunu yüzde çarptığım zaman hacimce yüzde derişimini zaten hesaplamış olacağım. Yani yapmam gereken sadece 140'ı 4'e bölmek olacak ve cevabım tabii ki yüzde 35 olarak karşımda olacak. Gelelim arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek yazılı sorularına çok benzer sorulardan çözmeye. Şimdi nasıl bir soru gelmiş karşımıza? Aşağıdaki tabloda apolar ve polar maddelere örnekler verilmiştir. Buna göre birbiri içerisinde iyi çözünebilen 5 tane madde çizdini e, gerekçelendirerek yazınız diyor. Arkadaşlar yapmamız gereken nedir? Polarlar, polarlarda apolarlar, apolarlarda çözünür dedik. O zaman mesela BH3 ile BR2 bir, 1, 1 içerisinde iyi çözünecek çünkü ikisi de apolar. Ya da işte BH3 ile C5H12 bir, bir içerisinde iyi çözünecek çünkü ikisi de apolar. Hatta ne dedik bunlar e, bir, bir içerisinde apolar olduğu için London çekim kuvvetleri oluşturarak çözünecekler. Ya da bunun yine bir diğer permütasyonu BR2 ile C5H12 de bir, bir içerisinde iyi çözünecek. Yani şu üçü. Üç, ikili permütasyonu her halinde bir bir içerisinde çok iyi çözünecek. Aynı durum burası için geçerli pH 3'ü alıp CH3 OH ile birbiri içerisinde çözülmesini sağlayabiliriz. pH 3 ile NBR3 de birbiri içerisinde çözünecektir. Sebep ne? İkisi de polar benzer benzeri çözer. E, dolayısıyla birbiri içerisinde çözünürler. Veya CH3 OH ile NBR3 de aynı şekilde birbiri içerisinde gayet iyi çözünecek. iki maddeyi oluşturacak. Mesela BR2 ve CH3 OH birbiri içerisinde çözünür mü? Hayır tabii ki birisi polar diğer apolar e, aralarında dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri oluştururlar ve çözünmezler. Bir diğer sorumuzda demiş ki 80 mililitre etil alkol ve 320 mililitre su kullanarak hazırlanan çözeltinin hacimce etil alkol yüzde derişimini ...işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Arkadaşlar şöyle bir durum var aslında. Hacmin korunumu kanunu diye bir kanunumuz yok. Dolayısıyla 80 mililitre ve 320 mililitre alkol ve suyu... ...birbiriyle kay karıştırdığımız zaman toplamda 400 mililitre etmeyecek. O yüzden burada aslında küçük bir e, hata payımız olacak işlem yaptığımız zaman. Ama Milli Eğitim Bakanlığı buna çok benzer bir soruyu bize sormuş. Dolayısıyla da bu o, o hata payını göz ardı ettikleri anlamına gelecek... O zaman işlemimiz ne olacak? Diyeceğiz ki biz hacimce yüzde derişimini bulmak istiyorsak eğer pay kısmına çözünen maddenin hacmini yazarız. Yani 80. Payda kısmına da toplam hacmi yazarız. Şimdi 80 mililitre var ve 320 mililitre var. O zaman toplam 400 mililitrelik bir çözelti elde edeceğim ben. Normalde edeceğim çözeltinin hacmi aslında bu olmayacak. Ama varsayarak bu işlemi yapıyoruz. Ve bunu yüzle çarptığımız zaman Sonucu bulmuş olacağız hacimce yüzde derişim ortaya çıkmış olacak yani aslında yaptığımız nedir şöyle bir oran oran hesabıyla da yapabiliriz 400 mililitrelik bir çözeltinin 80 mililitresi alkol ise yüzde kaçı alkoldür İkisi de aynı sonucu aslında bizi götürecek buradan ne gelecek hemen şu sıfırlardan kurtulacağım ve hacimce yüzde 20'lik olduğunu söyleyeceğim veya burada aynı şekilde hacimce yüzde 20'lik bir çözelti elde ettiğimizi belirteceğiz. Bir diğer soruda da şöyle bir şey gelmiş karşımıza. Aşağıda bazı çözelti örnekleri verilmiştir. Buna göre aynı şartlarda bir ve ikinci çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıklarını gerekçelendirerek kıyaslayınız. Arkadaşlar yani koligatif özelliklerden soru gelmiş. Kaynamaya başlama sıcaklığını kıyaslayacağımıza göre derişimi yüksek olanın kaynama noktası da yüksektir dememiz gerekecek. E buradaki derişimi de çözünen maddenin toplam kütleye ya da işte çözücü kütlesine olan oranını belirtecektir. Dolayısıyla birinci çözelti için aslında derişimi oranı şöyle yazabiliriz. 60 gramlık bir sodyum klorür var. Bunu 2 litrede çözmüşüz. Burada da 80 gramlık bir tuz var ve bunu 3 litrede çözmüşüz. Şimdi bunlardan hangisi daha büyük bir sayıyı bize verecek? 60 bölü 20 bize 30 verecek ama 80 bölü 3 30'dan daha küçük bir değer veriyor öyle değil mi? Dolayısıyla da birinci çözeltinin derişiminin İkinci çözeltiden daha büyük olduğunu buradan söyleyebiliriz görebiliyoruz arkadaşlar. Buna göre değişimi yüksek olanın kaynama noktası da daha büyük olacağına göre kaynama noktasında da aynı ilişki olacak. Yani birinci çözeltinin kaynama noktası ikinci çözeltininkine göre daha yüksek olacak cevabımız da bu şekilde belirtilecek. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu tabii ki beğeniyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Hepinize sağlıklı günler ve şahane bir sınav dönemi diliyorum.